Yetiştirme testi 1'deyiz arkadaşlar. İlk sorumuz bakın. Bir dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgaların boyu artırılmak isteniyor. Buna göre niceliklerden hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Evet, dalganın hızı hatırlayalım. Dalganızı ortama bağlıdır değil mi? Dalga boyunu artırmak için. V eşittir. Dalga boyu T veya dalga boyu F diye yazabilirim. Evet, hız artırırsa dalga boyu artar. Frekans azalırsa dalga boyu artar. İlerleme hızı, evet, hız artarsa dalga boyu artar. Frekans artarsa küçülür, olmadı. Genlik bunlarla alakası yok. Genlik direkt enerjiyle alakalıydı. O halde cevabımız bizim A seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci sorudayız. Sabit frekansa çalışan bir dalga kaynağının ürettiği periyodik dalgaların dalga boyu 6 cm'dir. Dalgaların hızı, yayılma hızı 30 cm olduğuna göre arkadaşlar buradan bir kaynak 1 dakikada ürettiği dalga sayısını soruyor bize. Şimdi V eşittir yazıyorum arkadaşlar. Lambda, evet, lambda bölü T idi değil mi? Bizim dalga hızımızı veriyor bize. Dalga boyumuzu veriyor bize. Bakın dalga boyumuz kaçtı? 6 cm'ydi. T'yi bulalım. Ha, T yerine frekans da yazabilirim. Daha doğru olur. 36 çarpı T dediğimizde frekansımız burada 5 çıkar. Niye frekans yazdım? Bakın burada 1 dakikadaki dalga sayısını soruyor. Yani frekansı soruyor. Frekans saniyedeki dalga sayısıdır. Çünkü birimi saniye üzeri eksi 1'dir. 1 dakikada 60 saniye olduğuna göre cevabımız 300 olacaktır. D seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Deniz kenarında 180 km açıkta bir bölgede meydana gelen bir tsunami dalgası sabit hızla ilerleyerek 10 saatte kıyıya ulaşıyor. Dalgaların dalga boyu 30 metre olduğuna göre periyodu kaç saniyedir? Şimdi önce dalgamızın kaç saniyede kıyıya geldiğini, hızını bulalım. Zamanını vermiş bize. 180 bölü 10 saat dediğimizde buradan 18 kilometre bölü saat olarak buluruz. Ama bu metre bölü saniye çevirmemiz lazım. 18 kilometreyi bakın 18 bin metreye çeviririz. Saatimiz de 3600'dür. Buradan arkadaşlar 5 metre bölü saniye çıkar. Demek ki hızımız 5 metre bölü saniyeymiş. Şimdi tekrar dalganın hızını, dalga boyu cinsini yazdığımızda periyodunu sormuştu bize. Burada 5 dedim hızını. Dalga boyuna dalga boyunu 30 olarak vermiş. T'yi çektiğimizde 6 çıkacaktır. Cevabımız burada D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Dalgalarla ilgili yukarıda verilen niceliklerden hangilerinin birimi doğru verilmiştir? Evet, metre uzunluk olarak, yükseklik olarak verildiği için genlik metre doğru. Periyot oluşma süresi olduğu için saniye olması lazımdı. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Metre, evet, doğru bir ifade. Buradan artı olarak mı verdik? Dalga boyu, evet, o da uzunluğu ifade ettiği için bu da doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 E seçeneği olacaktır. Beşinci sorudayız. Esnek bir yayda dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların görünümü şekli gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Dalgamıza baktığımız arkadaşlar görüyorsunuz. Zamanla gitgide genliği de azalıyor. Daha da bakın bu tepeler bir araya yaklaştığı için, tepeler birbirine yaklaştığı için frekans artıyor diyebiliriz. Şunlar da bakın dalga boyu şuradan buraya kadar da burası da dalga boyu olduğu için dalga boyu da azalıyor diyebiliriz. Dalga boyu azalıyor, frekans artıyor, genlik azalıyor. K ucundan L'ye doğru yayın kalınlığı artmaktadır. Kalın yayda daha yavaş ilerleyeceği için dalga frekans sabitken, buradaki frekans sabit düşünürsek dalga boyu küçüldüğü için V eşittir lambda çarpı F'den. Eğer frekansımız sabitse dalga boyu küçüldüğü için hız azalmaktadır. Hız azalıyorsa daha kalın bir yaya geçmektedir. Kaynağın periyodu zamanla artmaktadır. Frekans arttığını söylemiştik. Çünkü tepeler birbirine daha da yakınlaştı burada.
Burada ise ne olmuştu? Tepeler birbirlerinden uzaklaşmış demektir. O halde frekansı da artmaktadır. Frekansla periyot ters orantılı. Dalgaların ilerleme hızı sabittir. Eğer aynı ortamda olduğunu düşünürsek, burada demiştik ki frekans artıyor. Bu artıyor. Dalga boyu da küçülüyor. O halde hız sabit kalabilir. Bu da doğru. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Son sorudayız. Diyor ki burada da Ali öğretmen öğrencilerine dalgaların temel değişkenlerini önce K ile L, sonra da M ve K tablolarını karşılaştırarak anlatıyor. K ve L'yi, K ve M'yi karşılaştırıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? K ve L'yi karşılaştırarak genliği anlatmıştır. Evet, genlik şu yüksekliğe genlik diyorduk. Birinde daha az, birinde daha fazla. Evet, bu doğrudur. K ve M'yi karşılaştırarak dalga boyunu anlatmıştır. Dalga boyu bakın şuradan başlayıp buraya kadar olan geçen süreydi veya iki tepe arasındaki mesafeydi. Yani burada bakın 2 birim. Burada ne kadar? Bakıyorum 4 birim. Demek ki bunu da bu iki şekilde anlatabilir. K ve M'den. K ve M'yi karşılaştırarak frekansı anlatmıştır. Frekansı şöyle basitçe tepe sayısı olarak düşünebiliriz. Burada iki tepe var, burada tek tepe var. Demek ki frekansları farklı. Evet, bunu da kullanmıştır. Cevabımız burada E seçeneği olacaktır arkadaşlar.